Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şanzımana su karışan aracın şanzımanı nasıl temizleriz? Çekmeden, onarım yapmadan nasıl temizleriz? Onu yapacağız, ona bakacağız. Şu anda şanzıman yürür vaziyette, bir sıkıntı gözükmüyor. Yalnız su karışmış. İşte arkadaşlar, kalteri sök tak yapmadan şu şekilde filtreyi sökerek, filtreden bir hortum yardımıyla. Bakın şu anda yağ temiz. Şu anda kalteri sökmeden sürekli yağını değiştireceğiz ya. İşte kalteri sök, tak, yağ değiştir, boşalt olmasın diye. Bu tası doldurup boşaltacağız. Temiz yağ inene kadar. Şagıl! Bu şekilde bir de sarı atarak yine bu tas çakartıyor, görevi görüyor. Aşağı gir. Şu anda viteslere getiriyor. Park geri. Şu anda bakın. Arada aracımız BMW 730. Şu şekilde sürekli kalteri sökmeden yağı değiştirerek sirkülasyon yaptırabiliriz. Her 3-5 dakikada bir yağını değiştireceğiz. Temizlenene kadar. Arkadaşlar, yağ soğuturucusu azar olduğu için biz bunu test ettik. Şuraya su doldurup, benzin doldurup pardon. Bir tarafı kapatarak şuradan hava bastık. Buradan baloncuk çıkardı. Şuradaki gözlerden. Burası şanzıman yağ girişi, burası su girişi. Soğutucuyu değiştik. Şu anda temizleme aşamasına girdik. Şu anda bir temizlik yaptık. Birazdan ikincisine geçeceğiz. Arkadaşlar, bir de bazen hani yağ temizlenir, beyaz olduğuna aldanmayın. Köpük olabilir. Bakın, köpük çözüldüğü zaman temiz halini alıyor. Şu anda yavaş yavaş temizleniyor. Yaklaşık şu anda 12 litre normal yağ kullandık. Şu anda yavaş yavaş temizleniyor. Beyaz olduğuna aldanmayın. Bakın, köpük hava aldığı için, tam yağ doldurmadığı için hava alıyor. Onun için köpürüyor. Bir de filtre olmadığı için. Şu anda vites geçişlerinde hava aldığı için biraz daha yağ ekleyeceğiz. Ona alıyor. Yaklaşık 4 litre yeterli arkadaşlar. Her bir yıkama için 4 litre yeterli. Ayşe gel, hatta değil. Maşı ya. Şu anda bakın, tekerler dönüyor. Araç geçti şu anda. Şu anda araç geçti. Bu şekilde 5'er dakika arayla 4-5 defa, 6 defa normal kalitesiz yağ kullanarak temizleyebilirsiniz. Daha sonra en son orijinal yağını ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.